İyi geceler efendim Survivor Extra hepiniz hoş geldiniz. Sevgili Murat Özer'e Semih Öztürk, Sema Aydemir'le birlikteyiz. Bugün Yunus Emre ile Berkan'ın konusunu konuşacaktık ama maalesef klişe bir laf oldu tekrar ediyorum. Öyle bir tanıtım geldi ki bu tanıtımı konuşmadan edemeyiz. Hemen yönetmenimizi Yalçın Rüzgar'dan rica edelim. Çünkü Barış'la Evrim arasında geçen bir diyalog sonrasında Barış'ın bir Evrim'e karşı olan bir hamlesini görüyoruz. Hemen verelim. Versin Rüzgar. ya. Lan, ne zaman oynayacaksın? Hadi bizim. bir oyna artık. Ben delik ve sakatım sakat. Sakin ol. Sakin ol. Sakin Sakin ol. ol. Evet e, tekrar alalım görüntüyü. Tekrar alalım başa. şey söyleyeceğim ya. Lan, ne zaman oynayacaksın? Bizi Hadi okay. bir oyna artık. Ben delik ve sakatım sakat. Ol. Sakin, Sakin, Sakin ol. Sakin Allah ol. Bir şey söyleyeceğim Allah ya. Lan. Ne zaman oynayacaksın? Hadi bizim. bir oyna artık. Ben delik ve sakızım, Bir sakat. Sakin sakın. ol. Ben sakın. Sakin ol. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Alabiliriz görüntüyü. Murat abicim ne söyleyeceksin bunlarla ilgili? Sevgili Furkan dede, görüntüyü izledik. Evet. Şöyle gireyim ben. Neler söylediler sana bugüne kadar? Neler? Hırsız dediler, karaktersiz dediler. Sustun, sustun, sustun. Ama maalesef bir de söz vardır biliyorsunuz taş olsa çatlar derler. Barış çatladı ama maalesef çok kötü çatladı. Güvendiğim dağlara karlar yağdı bu gece. Kar yağdı, kar taneleri yuvarlandı, 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 yuvarlandı ve kardan adam haline geldi. Bugüne kadar yaptığı tüm güzellikleri bir hareketiyle maalesef çöpe attı. O kadar üzgünüm ki. Çünkü bugüne kadar Barış'a çok destek verdim. Ve Barış karakteriyle, tavırlarıyla, ortaya koyduğu duruşla benim gönlümde taht kurmuştu. Ama tanıtımda izlediğim görüntü maalesef beni çok üzdü. Eğer ben bu gece Barış'ı savunursam, gece eve gittiğim zaman, kafamı yastığa koyduğum zaman Murat Özarı sen ne yaptın diyeceğim. Bu yüzden de şu anda savunulacak bir durum yok. Barış ne yaptın evladım diyorum. Yani bir kadına böyle davranmak sana yakıştı mı? Senin karakterine yakıştı mı? Sen çünkü bugüne kadar orada hep iyi bir insan, iyi bir yarışmacı olarak gö gözükmüştün ve ben seni çok sevmiştim. Ama bir kadına bu hareket olmadı. Çünkü bizim toplumumuzda kadına karşı yapılan şiddetler hiçbir zaman iyi örnek olmamıştır. Burada da sen evrim seni tahrik etmiş olabilir. ...evrimin sana ne dediğini tam olarak anlayamıyoruz orada. Bilmiyoruz çünkü kısa bir... Çık oyna var. diyor. Çık oyna Şu diyor. Şu anda onun sakatlığı evet. ile ilgili bir vurguda evet. bulunuyor. Diyor ki çık oyna sen de diyor oynamıyorsun bir türlü diyor. Tamam çık oyna diyor. Yani yapmış olduğu hareket... ...benim hiç hoşuma gitmedi. Çünkü ben ona bu hareketi yakıştıramadım. Hiç kimse de yakıştıramaz. Çünkü bizim toplumumuzda hep ne denir? Kadına karşı iyi davranacağız. Kadına şiddet göstermeyeceğiz... Biz Yasin'e burada çok kızmadık mı? Ne dedik hep Yasine? Sen evrime bağırıyorsun. Bağırmasına bile bir kızdık bir kadına. Bağırmayı bırak orada kadına matarayı kaldırıp yapmak barışa hiç çıkışmadı. Ben çok üzgünüm. Bu üzgünlüğümde uzun süre üzerinden atacağımı tahmin edemiyorum. Neden bunu yaptı? Bu kadar dayanan bir adam, bu kadar uzun süredir sessizliğini bozmayan bir adam yüzlü yüzlü tam sonuna gelirken Karaktersiz dendi, şahsiyetsiz dendi, hırsız dendi bir şey demedin evladım. Ne oldu yani sana bir tane evrim niye oynamıyorsun dedi diye bu patlama niye? Bu patlama hiç iyi olmadı Barış. Peki siz diyordunuz ki ben her ne olursa olsun Barış'ın arkasındayım diyordunuz. Barış'la özleşme koşuma gidiyor diyordunuz. Evet. Savunuyor musunuz hala? İşte savunmadığımı zaten anlattım deminden bir Furkan dedeciğim. Yok böyle açıklamanız vardı diye sormak istedim sadece. Hayır işte ben de diyorum ki sana savundum 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 ama bir kadına bu hareketi yaptıktan sonra Barış da benim babamın oğlu değil. Ben bu masada Barış'ı tabii ki tuttum. Çünkü niye? Barış hep mağdur duruma düştü. Barış'ın hep üzerine geldiler. Barış'ı hakaretlerde bulundular. Barış'ı tek adam olarak bıraktılar. Barış'ı yemeye çalıştılar ve Barış tek bir adam olarak bugüne kadar savaştı. Ama savaşırken de bu hareketini tasvir etmem imkansız. Yani gece yastığa kafamı koyduğum zaman ben Barış'a bir kadına matarayı böyle yaptığı zaman savunamam. Benim de babamın oğlu da değil Barış. Ben de bir yere kadar savunurum ama belli de bir adresi var bunun. Yani ne yapacağım yani? Kadına hareket yapacak hala savunacağım mı? Onu mu istiyorsunuz? Evet Semih. Ee, davranış çok hoş bir davranış değil ama ben Murat abiyle aynı fikirde değilim. Ee, Murat abiyle aynı fikirde değilim çünkü hepimiz beşeriz hata yapabiliriz. Barış da e, bugünlere dişiyle tırnağıyla gelen bir yarışmacı. E, bir hata yaptı diye de adamı biz burada bence e, çok fazla eleştirmeyelim diye düşünüyorum. Çünkü şampiyonluğa giden bir yarışmacı. O imajı bize sergiledi hep. Burada yaptığı davranış yanlış olabilir ama bunu inşallah telafi edecektir. Evrim'den özür dileyecektir. Bir anlık gafletle bu hareketi yaptım diyecektir. Ben onu temenni ediyorum. Barış inşallah emeklerini çöpe atmayacaktır önemli bir yarışmacıdır. Peki bu yaptığı hareketi ilerleyen zamanlarda karşısına çıkar mı sence Barış'ın? Barış'ın karşısına çıkma ihtimali var ama Barış e, özür dilerse e, evrim'in tutumu önemli burada. Evrim de onu affedecektir diye düşünüyorum. Yapmış olduğu e, davranış çok hoş değil ama yani insanlar hata yapabilir. İnsanlar hatalarından ders çıkartırsa e, büyürler. E, Barış yine bu sınavdan belki güçlenerek çıkabilir diye düşünüyorum. Evet hemen Sema'ya verelim bir kadın olarak bakalım Sema ne diyecek. Yani ikisinin de aslında düşüncelerine baktığım zaman evet zaman içinde gördüğümüz Barış çok sabırlıydı. E, hatta ben şunu da söyledim hayır burada cevabını vermeliydin. O söyledikleri kelimede mesela Barış'ın daha büyük bir tepki vermesi gerektiğini düşünmüştüm o gün. E, şu anda bakıyorum e, şimdi sakatım iletişim oyunu görüyorsunuz herkes ağlıyor orada. Oynayamıyorum bir yere kadar getirmişim, aylarımı vermişim burada. E, ee, gerçekten sakatlanmışım. E, kim oynamak istemez? Hani performans iyi olan bütün insanlar oynamak ister. Ben de oynamak isterim. Ve benim yanımdaki arkadaşlarım sanki ben istemiyormuşum da, sanki sakat değilmişim gibi. Bana hadi çık sen ne zaman oynayacaksın deyince ben de sinirlenirim. Ha ben sinirlenirim ama. Barış sinirlenmez. O yüzden bize hani Murat abi diyor ya yakışmadı. Evet ben yapsam olur. ...atıyorum Yasin bağırdı, 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 Yasin dedik. Ya da herhangi birisi bağırdı, tavrı bu dedik. Şimdi barış yapınca yakışmıyor çünkü hiç yapmadı bu çocuk. Ama gerçekten de e, şimdi evrime bağıramaz haklısınız bağırmamalı. Hele öyle matara göstererek asla bağırmamalı. Sonuç olarak da insan diyorum, evrimin de tavrına, barışın da tavrına insan diyorum çünkü... İkisinde de yani barışta asla otomatikleşmiş sürekli yaptığı bir şey değil artık patlama evresinde yarışmak isteyen kazanmak isteyen şampiyonluk hedefi olan ve bunun için her gün kendini sınayan sabrını tutan bir adam patlamış olabilir haklı değil ama evrimde e, sakat birisine hadi sen de ne zaman çıkıp yani dün söylediği gibi Semih'in güçlü olduğun zaman gücünü sürekli dile getirip birilerini o an güçlü olan birilerini vurursan tatlı durmuyor. Evet sana yine de kimse matara gösteremez ya da fırlatamaz, hiçbir şey yapamaz. Haklısın ama evrim bu da sana yakışmadı. Aslında ikisi de bunu yapmamalıydı. Yani, yani sen, e, pardon özür dilerim. Yani sen bir kadın olarak e, hem cinsine böyle matara kaldırılmasına e, isyan etmiyor musun? Ediyorum. Ama ben o zaten isyan eder gibi değil. Ha Ediyorum. Hı. Kesinlikle ediyorum. Bunu evet. tartışmıyorum bile o yüzden Anladım. konuşmuyorum. Bu konuşulacak bir şey değil. Ne olursa olsun yapmamalıydı. Evet. Hani bunu başkası yapsa bununla ilgili belki bu kadar hani e, soğuk düşünmem. Çok soğuk geldi Barış yapınca. Çünkü daha önce hiç yapmadı. Ama o yüzden her bana bir ilki vardır e, Tabii bana. ki var. Yani, hepsi hepsi insan bak ben her Ben bugüne kadar ilki bugüne var. kadar bu masada Barış, Barış, Barış dedim. Kaç ay oldu? İki buçuk ay oldu. Bizim bu program başladı. Ne kadar oldu Survivor? İki buçuk ay. Şubattan beri varız. Üç işte. buçuk ay oldu. Değil mi? Yani ben hep Barış, 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 barış dedim. Ama Olmadı abi. Olmadı yani bunun savunulacak hiçbir yeri yok. Savun yok. Şöyle, o zaman savun şöyle bir noktaya yani. geliyoruz Umut evet. abi. Demek ki bir yarışmacının arkasında hani ölürüm biterim o ne derse doğrudur. Onun yaptığı her şeye film tarzında konuşmamak gerekiyormuş. şöyle hissettim ben sanki. Tamam ama bugüne kadar 50 bin tane yarışmacıyla ilgili iyi de konuştuk. 3 gün sonra kötü yaptı. Sırf yok Barış siz barışla ilgili devamlı pozitif konuşuyordunuz ve kötü eleştirileri de konuşulmasını istemiyordunuz. O tarz bir yorumculuğunuz vardı. Ben evet. bunu gözlemliyordum mesela. Tamam o zaman siz de mesela Yunus Emre ile ilgili 50 bin tane hatası oldu. Siz de hep Yunus Emre ile ilgili hatalarını hiç fazla konuşmadınız. Hep korumaya çalıştınız. Yok ben daha dün bu masada Yunus Emre ile ilgili yaptığın yaptığı birçok hareketin hatalı olduğunu ama Heh. onun da bir insan olduğunu karşı tarafında değerlendirmenizi gerektiğini söyledim. O zaman şimdi de mesela yani. şunu söyleyin o zaman Barış da bir insan mı kaldırabilir kadına öyle mi diyeceksiniz? Benim yorumum bu şekilde. Şöyle, e, Barış'ın yaptığı hareketi kesinlikle hatalı buluyorum. Evet. Ama Barış'ın özellikle ben bir kadına karşı bu matarayı alayım da atayım. Kadına karşı, kadına karşı diye hani bunu böyle tırnak içerisinde bir noktaya getirilecek bir hareket olduğunu düşünmüyorum. Anlık bir sinirine mağlup olduğunu düşünüyorum. Evet. İnsanlar neden sinirlenirler? Sakatlığını ayrıca konuşuruz. Sakatlığı zaten geçmişten gelen bir sakatlığı vardı omuzunla ilgili. Bununla ilgili Barış Survivor'a iyi kitlenmiş bir yarışmacı. Ben o zaman da bunu söyledim. Survivor'a katılmadan önce tamamen Survivor üzerine bazı hayaller kurmuş, hedefe kitlenmiş bir yarışmacı. Bunun olması çok güzel bir şey. Hatta elinde Survivor 2020 dövmesi olduğunu da söyledim. Şu noktalarda kafamda bazı soru işareti vardı. Bir yarışmacı katıldıktan sonra Survivor dövmesi yaptırabilir. Ama katılmadan önce ilk hafta eleneceği bir Survivor'da veya ikinci hafta eleneceği bir Survivor'da bu dövmeyi yaptırma gereksinimi niye duyar diye bazı soru işaretleri vardı kafamda sadece. Ama yine de şu anda şampiyonluğa en çok kitlenmiş yarışmacı kimdir derseniz ben Barış'tır derim. Hmm. Bu yaptığı harekette de bir anda ben şu anda televizyonda Barış sen bir kadına nasıl böyle yaparsın? Sen yüz karasısın bilmem ne hiç demiyorum. İnsanlık halidir. O da bir gaflete düşmüştür. Her insanın başına gelebilir. Yaptığı hareketi izlediği zaman bence kendisi de kesinlikle doğru bulmayacaktır. Ama biz Barış'ı da şu yaptığı hareketten dolayı vay efendim sen bunu nasıl yaparsın da demememiz lazım. Aynı bence siz, Yunus Emre'ye ve Yasin'e evet. demememiz gerektiği gibi diye düşünüyorum. Yani siz... Ya bunu e, sürekli yaparsa siz, deriz. Şimdi evrimin, siz evrimin eee babasının anasının yerinde olsanız çünkü ben hak veriyorum ne düşünürsünüz, bana söyleyin ya hak sen evrim annesi babasısın yarışmaya göndermişsin evladını orada bir tane adam alıyor materayı eline böyle sana oluyor mu yani bu bunu bu, bu, bu bir erkek bir kadına böyle davranabilir mi yani ben davranmasını çok yanlış bulduğumu evet. tekrar tekrar burada söylüyorum <laughs> ama sen her zaman mesela bir şey olduğu zaman siz Barış'ı burada mesela Barış 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 bu hata yaptı, Barış şu hata yaptınız Şimdi en önemli hatasında Barış'ı koruyorsunuz. Ben de onu anlamadım. Barış'ı korumuyorum ben. He. Sadece Semih'in şu noktada yorumuna katılıyorum. He. Yaptığı hareket sonuna kadar yanlış. Kendisi de izlediği zaman yanlış olacağını görecektir. Ama insandır. Ben özellikle burada He. Barış bir kadına karşı bunu yaptı tarzında bir yorumda bulunamam ama diğer yarışmacılarla ilgili bulunmamız gerek bulunmamamız gerektiğini de düşünüyorum yani fikrim bu yönde tamam. Yasin'le ilgili yaparken siz de yorum yapıyordunuz ya işte bir kadına karşı ka evet. hayır kadına karşı değil bu adam sinirlenmiş evet, evet e özellikle erkeklerin kadına karşı daha kibar olması evet. gerekiyor ama ben de o şurada bir soru işareti var bende siz dediniz ya keşke barış gibi olsam barışın her yaptığı harekete kefilim evet. bu hareketine de kefil misiniz ben size soruyorum bu hareketine kefil nasıl olurum ya İmkan ihtimal var mı ya? Ha böyle açıklamalar Acun Yasin'e ne sonra? diyordu Acun Yasin'e? Bir kadına bağıramazsın diyor değil mi? Hı hı. E niye söylüyordu onu bir kadına bağıramazsın diye? Yasin, Ali'ye, Veli'ye, Hasan'a, Hüseyin'e bağırdığı zaman hiç Acun Ulucalı niye bağırıyorsun diye ikaz etti mi? Etmedi çünkü erkek erkeğe bağırdı. Acun herhangi bir ikazı oldu mu Yasin'e birine bağırdığı zaman? Bağırmalar oluyor diye birbirine bağır. Ama ne dedi Acun Ulucalı? Bir kadına bağıramazsın dedi Yasin'e. Bir daha bağırırsan dedi diskalifiye olabilirsin dedi. Biz bağırmayı bırak burada kadına matarayı alıyorsun kadına vuracakmış gibi hareket yapıyorsun. Ben bugüne kadar barışı savundum. Belki üç gün sonra barışı yine savunacağım. Ama şu hareketimi savunamam kardeşim beni sabaha kadar konuşursanız ben savunamam. Biz savunmuyoruz Murat abi Şimdi biz savunuyormuşuz gibi konuşmayalım. Ben aradaki farkı söylüyorum sana. Yasin evrime bir bağırdı. Acun Bey uyardı mı? Uyarmadı. İki bağırdı. Uyardı mı? Yasin evrime sürekli bu tavrını devam ettirdiği için uyarı aldı zaten. Biz de burada Yasin kendine zarar veriyor. Ekranda kötü duruyor evrime bunu yaşatarak ve yaparak diye konuştuk. Şimdi Barış iki gün sonra tekrar evrime bunu yapsa, iki gün sonra tekrar yapsa hayırdır sen Barış ne istiyorsun bu kızdan derim. Ama şimdi oldukları oyun iletişim oyunu. Ben sakatım. Belki kendimi %100 şampiyonlardan birisi görüyorum. En azından final koltuğunda görüyorum ve yarışamıyorum. Ve benim en yaralı olduğum yaram tuz basıp da "E sen ne zaman oynayacaksın?" deyince tabii ki matara atmam evet. ya da kendime ver ki kızarım ya da ne diyorsun sen ya? Bugüne kadar yarıştım ya. Bir tartışma mutlaka çıkar. Kesinlikle kesinlikle yine söylüyorum. Evrime ne matarayı böyle yapabilirsin, ne fırlatabilirsin. Yapamazsın. Ama bu kadar sakinken, bu kadar hiçbir şey yapmazken ilk hatasında da hani başka şeylerle karşılaştırmayalım diyorum sadece. Tamam. Şimdi bir şey söyleyeceğim size. Semi kardeşim. Benim eleştirim burada ne tamam. noktada biliyor musun Murat evet. abi? Şu. Söyle. Biz sosyal medyada takip ben çok fazla içine girdim, evet. Bu sene de sosyal medyanın içine girdim. Şimdi sosyal medyaya bakıyoruz. Bir kelime eleştiri yaptığımız zaman siz bu yarışmacı hakkında en ufak eleştiriyi bile nasıl yaparsınız diye binlerce tweet alıyoruz. Evet. Ben burada çok rahatlıkla bir sunucu ve yer yerde bir yorumcu olarak "Aa bakayım sosyal medya ne diyorlarmış? Hemen ben de ona göre yorum yapayım. Sosyal medyaya kalbimi açayım. işte ne güzel paslaşıyoruz." diyebilirim. Ama ben öyle söylemiyorum. Kendi yorumlarımı söylüyorum. Geçen sefer de Barış Matarayı evrime fırlattığı de, zaman evet. geçen sefer dedim ki Beş karışla olay kurtulmuş dedim. Bak beş karışla. Evet. O zaman ben de burada yüzlerce kişiden küfür yedim. Vay sen efendim Barış'ı niye eleştiriyorsun diye. Arkadaşlar ben gördüğüm doğru şeyi söylemeye çalışıyorum. Bence o gün beş karışla kurtarmıştı olay. Matara'yı fırlattığı zaman o kızın kafasına gelseydi, evet. ensesine gelseydi, Allah korusun kız düşüp bayılsaydı çok daha vahim olayları konuşacaktık. Şimdi bak diyeceğim sana. O görüntüyü iyi hatırlattınız. O görüntüyü biz izledik değil mi Evrim'e? Barış orada Matara'yı evrime direkt evrime mi attı? Hayır ben burada savundum. Hatta siz ben burada Barış'ı savunurken Matara'yı evrime atmadı oraya attı oradan sıçradı derken siz Barış'ın peki. Evrim'e mataraya attığını Semih'le ikiniz ve Barış'ı bayağı bir eleştirdiniz mi olsa zaman? Eleştirmediniz mi? Hayır ben Barış'ın e, direkt Evrim'e matara attığını değil ha. attığı yeri takip etmediğini ve Evrim'e geldiğini de gördüğünü söyledim. Hatta iddiamda hala bu şekilde attığını da Evrim'e geldiğini de görüyorum. Tamam. Ondan peki, sonra bir şey Birleşme Partisi'nde evet. açıklaması var görmedim tamam, diyor. Tamam peki bir şey diyeceğim size orada siz Barış'ı eleştirdiniz mi? Yani Matarayı nasıl evrime atar diye burada baya 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 bir Matarayı nasıl evrime atar diye eleştirmedim. Ne diye? Matarayı He. o kadar dikkatsiz bir tamam. biçimde ben dereye fırlatabilirsin dedim. Tamam. Denize fırlatabilirsin tamam. dedim. Ama o bençe fırlattığın zaman birine gelebilme evet. ihtimali Kime geldi? Evrime geldi. Dedim. Evrime geldi. Bu. Ama bir dakika ben de size şunu söylüyorum. Bak siz orada o zaman o görüntü sırasında burada şu görüntüden şu görüntüye verdiğiniz tepkinin çok 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 daha fazlasını verdiniz. Evet. Niye verdiniz biliyor musun? Çünkü dediniz ki ya kardeşim kadına matar atılır mı? Oradan oraya sıçradı evrime gitti. Şimdi orada ben barışı savunmuştum. Niye savunmuştum? Çünkü ben barışın fırlattıp bilerek evrime gideceğini tahmin etmedi. vurdu Ben de bilerek evrime gideceğini söylemedim. senin için demiyorum ya. ya ben de söylemedim ama. Hiçbir bu imada bulunuyorsun Siz... ya. Yani, hayır. Siz ama çok o olayı çok abarttınız. <laughs>